Ahmet Hakan. Ekrem İmamoğlu'nun umreye gitmesiyle ilgili mırıldandıklarım. Önce dans, sonra umre. Bütün tuşlara birden basma olayının bitmesi için seçimin bitmesi şart. Umredeyken İstanbul'a kar bastırırsa AK Parti iktidarı ne der acaba? Umreye gitmek balıkçıya gitmeye benzemez ki. Altılı masaya beni aday yapın, dans ederim, Kur'an okurum, umreye giderim, benim gibisini bulamazsınız mesajı mı bu? Erdoğan'ı ancak Erdoğan'ın bir benzeri yenebilir algısına mı oynuyor acaba? İyi ama Erdoğan'a benzemek için umre yeter mi? Ahmet Davutoğlu reise çalışıyor. Ahmet Davutoğlu son günlerde acayip şeyler yapıyor. Mesela şöyle şeyler. Henüz seçimi kazanmadan kazandığımızda şöyle olursa kriz çıkar, böyle olursa kriz çıkar deyip duruyor. Ülkeyi 6 kişi birden yöneteceklerini söyleyerek iktidar tarafının eline eşsiz bir propaganda malzemesi verip duruyor. 6 lider imza atmadan önemli kararlar alınmayacak diyerek seçilecek cumhurbaşkanını kukla gibi tarif edip duruyor ve susmuyor. Hem de hiç susmuyor. Konuştukça da Halk TV'ye bile saç baş yolduruyor. Kısacası şimdiden %1'in altındaki oy oranıyla %99'luk bir yük haline gelmiş durumda. Olay öyle bir yere vardı ki insan ister istemez Ahmet Davutoğlu'nun gizli reisçi olabileceğini düşünmeden edemiyor. Sanki Erdoğan Ahmet Davutoğlu'na ''Ahmet, sen şimdi bizim partiden istifa et, aleyhimize konuşmaya başla, CHP'ye yaklaş, güvenlerini kazan, altılı masaya gir, sonra da masayı allak bullak edecek şeyler yap. Hadi aslanım, göreyim seni demiş ve Davutoğlu da görevi almış, kabul etmiş gibi. Tamam, tamam. Abartmış olabilirim. Ama ne yapayım? Olaya başka hiçbir rasyonel izah bulamıyorum. Kılıçdaroğlu kendisini yüzde 1'lik partilere neden mahkum hissediyor? Yüzde birlik partiler altılı masayı resmen rehin almış durumdalar. Yaptıkları açıklamalarla CHP'lileri çıldırtıyorlar. İyi partililerin moralini bozuyorlar. Kılıçdaroğlu ise onların her nazına, her kaprizini çekmeye hazır gibi. Onları üzecek hiçbir şey söylemiyor, hiçbir açıklamalarına itiraz etmiyor, düzeltme bile yapmıyor. Peki ama neden? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu partilerle ittifak yaparak muhafazakar kesimlere önemli bir güvence verdiğini düşünüyor. Bu partilerle yaptığı ittifakla ahaliye şunları söylemeye çalışıyor Kılıçdaroğlu. Ey ahali! Ben CHP'nin genel başkanıyım, bana ve benim partime güvenmiyor musunuz? O zaman işte bakın Karamollaoğlu yanı başımda, Davutoğlu yanı başımda, Babacan yanı başımda. Hoşuna gitmeyecek bir şey yapmaya kalkarsam onlar bana engel olurlar. CHP'ye alerjim varsa bu üç parti senin alerjini gidermeye yeter de artar bile. Ben sizin için daha ne yapayım ey ahali? Davutoğlu ve Babacan'ın masadan atılmasını bekleyenler daha çok beklerler yani. Ahmet Hakan Hürriyet Okan Müderrisoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri Protokol Alkış Türk Silahlı Kuvvetleri TSK günlük politikanın bir parçası haline gelmemeli, getirilmemelidir. Hele hele sivil asker ilişkilerinin yeniden yapılandırıldığı, terörle mücadelede etkili sonuçların alındığı bir dönemde gerek TSK üzerine söz söyleyenler, gerekse TSK mensupları çok dikkatli olmalıdır. Bu genel girişi yapmamızın nedeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana göre aceleci sözleri hatta ön yargılı tepkisidir. Konu şu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 9 Ocak pazartesi günü Arifiye'deki tank paleti fabrikasında yeni nesil fırtına obüslerinin teslim törenine katıldı. Malum bu tesiste yerli ve milli Altay tankının üretim mesaisi söz konusu ve Katarlı bir de ortağı var. CHP Esasen bir fabrika kiralama veya işletme hakkı devri niteliğinde olan bu projeyi başından beri satış olarak tanımladı ve mesnetsiz suçlamalarda bulundu. Milli savunma sanayinin yabancılara, Katarlılara peşkeş çekildiğini öne sürecek kadar işi abarttı. Haliyle Cumhurbaşkanı da CHP'nin iddialarının yalandan ibaret olduğunu her fırsatta dile getirdi. Polemiğin dozu seçime gidilen süreçte iyice arttı. Tarafların siyasi bilinçaltı canlı ve olay bazında alevlenmeye müsait olduğu için son hadise yaşandı. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP zihniyetini ve genel başkanını tanımladığı belli olan anlatımında şu ifadeleri kullandı. Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak, benzin istasyonlarındaki, afedersiniz, restoranlarda, oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler, yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor, bizse yerli ve milli olarak, kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle, işte bu dev eserleri hizmete koyuyoruz. Bu cümle setinin bittiği anda salondan alkış yükseldi. Genel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever dahil komuta kademesi alkış karesinde görününce sistematik hedef haline getirildi. Öyle ki Kılıçdaroğlu oldukça ağır bir dille ve Cumhurbaşkanı üzerinden TSK'ya yüklenerek etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizle bol yıldızlı apoletli Orta Doğu üniformaları kalır, onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Şimdi gelelim olayın analizine. Birincisi, Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları, Milli Savunma Bakanı'na ayrı ayrı bağlı ve sorumludur. Bu da demek oluyor ki, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arifiye'deki alkış sahnesine açıklık getirebilir. Bugünün Türkiye'sinde komutanların asli görevi ve gerektirdiği yer dışında kamuoyuna hitap edecek hali yoktur ve o Türkiye artık tarih olmuştur. İkincisi, 15 Temmuz gecesi at izinin it izine karıştığı dakikalarda darbecilere karşı duran veya darbeciler tarafından gözleri, elleri hatta ayakları bağlanarak tasfiye edilmek istenen komutanlarla ilgili hüküm vermeden önce biraz düşünmek, işin önünün arkasının iyi araştırmak gerek. Üçüncüsü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler. Muhtelif çevrelerin gazına gelmeyen, anayasal sistemdeki yerini iyi bilen, askerlik mesleğine aşık, işinde gücünde, siyasi etkileşime kapalı bir komutan olarak tanınmaktadır. Dördüncüsü, komutanların CHP Genel Başkanı'nı ilzam eden sözleri ne alkışlamaları mümkündür ne de siyasetin tartışma alanına girecek duruş sergilemeleri. Belli ki konuşmanın yerli ve milli savunma sanayindeki gurur verici gelişmelere değinilen ve bu başarıdan duyulan memnuniyetle sınırlı bölümü alkışla dışa vurmuştur. Yoksa siyasi polemiğe müsait kısımlarda komutanlar tasdik veya tepki makamı değildir. Bir başka bakış açısıyla ele alındığında ise alkışlanabilecek bir başarıda duyarsız kalınması da komutanlar üzerinden direnç gelişmekte olduğu dedikodusunun türetilmesine ve abes yorumlara da yol açabilecektir. Beşincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin günümüzdeki karşılığını bakana karın sıkça tekrar eden şu sözleri mükemmel biçimde özetlemektedir. TSK, binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerleri çerçevesinde asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda Cumhurbaşkanımız ve devamında sıralı komutan ve amirlerin emir ve komutasında milletinin emrinde görevinin başındadır. Okan Müderrisoğlu Sabah. Ali Saydam İşin suyu çıktı. Başlığı takkeler düşüyor, keller gözüküyor diye de atabilirdik. Gidişatları kötü mü kötü. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın devrim kanunlarını hiçe sayan sözlerinin ardından partinin kurumsal iletişim ve tanıtım başkanı Sanem Oktar da bir açıklama yapmış. Oktar katıldığı radyo programında Enver Aysever'in anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz sorusunu doğru diye yanıtlamış, Sanem Hanım kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır demiş. İyi halt etmiş, hukuk ve siyasi işler konusunda Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Nuşerivan Elçi de şunları söylemedi mi? Türkiye'de yetkiler dağıtılmalı, devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz, adı özellik veya başka türlü de konulabilir, tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış, hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor. Röportajın Rudav'da yayınlanan Kürtçe orijinalinde baş danışman elçinin, Türkiye'nin güneydoğusunu da kapsayan bölge için Kuzey Kürdistan dediği belirtilirken, Türkçe tercümede ise uyanıklık etmişler, yalnızca bölge kelimesini kullanarak geçiştirmişler sanki Türkiye'nin bütün değerlerine karşı savaş açmış gibiler. Son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun TSK'yı hedef alması gündemimize nükleer bomba gibi düştü. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı, bol apoletli Orta Doğu üniformaları kalır, unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan cephelerden kaçtılar, kariyerist kafadan asla ve asla hayır gelmez, onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerlerin işi değildir. Sanki bu CHP'liler askeri vesayet için yıllarca ordu göreve diye darbe çığırtkanlığı yapmamış gibi. Şimdi sıra bakalım hangi milli değerimizde? Ali Saydam, Yeni Şafak